Merhaba dostlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şu an zeytinlerin arasından sizlere sesleniyorum. Kısa bir süre önce bir takipçimiz Arıtaşlı köyünden, yani bizim de bulunduğumuz köyden bir zeytinlik satın aldı. Tabii kendisi gelemediği için buradaki zeytinliklerin bakımını ve toplanmasını bize verdi. Buradan da Ayşe Hanım'a ve eşine, bize bu deneyimi yaşattıkları için buradan sevgi ve selamlarımı yolluyorum. Yaklaşık 4 dönümlük bir zeytinlik var. Bu zeytinlik içerisinde de 50-60 tane zeytin ağacı var arkadaşlar. Bu sene hem zeytinleri toplayacağız, hem de bu zeytinlerden kaliteli sizin sofralarınıza gelebilecek zeytinyağları üreteceğiz. Biraz sonra tabii zeytinliği sizlere gezdireceğim. Bu sene ilk defa zeytin toplayacağız. Hem de zeytinyağı nasıl elde ediliyormuş? İşte bu zeytinyağlarından sonra çıkan posalarından sabun elde etmeyi planlıyoruz. Siz de bizden talep etmek isterseniz Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Şimdiden siparişinizi verebilirsiniz arkadaşlar. Bir hafta sonra zeytinliklerin alt tarafında bulunan otları temizleyeceğiz. 1,5 ay sonra zeytinlikler tamamen hasada girecek ve zeytinleri toplayacağız arkadaşlar. Daha sonra fabrikadan bunları, yağını çıkaracağız. Ondan sonra bahar ayında da zeytinlerin alt tarafları sürülüyor. Oraları sürüp havalanması, hem köklerinin havalanması hem de daha iyi yağmur suyunu alabilmesi için tüm bakımlarını yapacağız. Bunları tüm aşamalarıyla sizlere göstereceğiz arkadaşlar. Şimdi zeytinliğin tüm sınırlarını sizlere göstermek istiyorum. Buradan itibaren başlıyorum. Evet arkadaşlar, burada tabii zeytinliğimizin içindeyim. Şu anda görmüş olduğunuz gibi şöyle yola cephesi olan güzel bir zeytinlik. Hem çok rahatlıkla traktörle gelebileceğimiz, zeytin hasadı yapabileceğimiz bir yerde. Bazı zeytin ağaçları az tutmuş. Mesela şu doğru düzgün tutmamış. Şuradaki zeytin ağacı tutmuş arkadaşlar. Şimdi tüm sınırlarını sizlere göstermek istiyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi biraz bakıma ihtiyacı var buraların. Tabii tüm bakımlarını yapacağız. Şöyle zeytinliğin içinden gezmek istiyorum. Evet, Kaz Dağları'nın eteklerinde çok güzel bir zeytinlik. Şöyle görmüş olduğunuz gibi yine içinde birkaç tane incir var. Şöyle de görmüş olduğunuz gibi incir ağacı da mevcut. Tabii bakıma ihtiyacı var biraz. Zeytin ağacının şöyle bir özelliği var. Bir sene kimisi çok verimli olur, kimisi daha az verimli olur. Şurada da görmüş olduğunuz gibi şöyle şuraya kadar, sınır şuraya kadar geliyor. Diğer bir sınırı da hemen şöyle, şu orta kısım başkasına ait. Şu taraftan da, yolun bu tarafından da sizlere göstereyim zeytinliği. Ne zaman okula başlıyorsun? 3 gün sonra. Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. İyi. Başarılar diliyoruz sana abi. Diğer alt kısımlarını da sizlere göstereyim. Hayatımda ilk defa zeytin toplayacağım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, verimli ağaçlar da var gerçekten, ama tabii bakıma ihtiyacı olan kısımlar da var. Şurada görmüş olduğunuz gibi bu bayağı verimli güzel ağaçlar bulunuyor. Bu yoldan alt tarafta olan kısım Ayşe ablamızın yeri. Sağ olsun. Biz de köyde, Arıtaşlı köyünde oturduğumuz için kendi yerini, bakımını, işte toplanmasını, her şeyini bize verdi. Hiçbir karşılık beklemeksizin bu yeri katkı olsun diye bize verdi arkadaşlar. Buradan da kendisine çok teşekkür ediyorum. Yine zeytinliğin iç kısmından ilerliyorum arkadaşlar. Şurada ileride aslında körfez manzarası gözüküyor. Yani Ege Denizi'ni görebiliyorsunuz ama şu anda tabii sıcaklıktan, nemden dolayı hava sıcaklığı yüksek olduğu için şu anda gözükmüyor. Şurada da görmüş olduğunuz gibi yine zeytinliğin içinden zeytinliğin bütün alanlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle bir şey de var arkadaşlar. Zeytin ağacının uzun ömürlü olmasının nedeni içindeki poli üreten maddesi. Zeytin ağacının daha uzun ömürlü olmasını sağlıyor.
Evet. Tabii siz de bizden sipariş verebilirsiniz. Hedefimiz kaliteli zeytinyağı üretmek. Bu sayede ilk defa zeytincilik yapacağım arkadaşlar. Umarım bunun da üstesinden geliriz. Tüm detayları sizlere paylaşabilmek için daha birçok video çekeceğiz arkadaşlar. Bu ön haber şeklinde oldu. Biraz da yeri size gezdirmiş oldum. Ama bir dahaki videolarda hem altındaki bakım olsun, ağaçlardaki bakım, hem de zeytin hasadı, işte zeytinyağı çıkarımı, eğer posalarından yapabilirsek zeytinyağı sabunları yapacağız arkadaşlar. Bunları tüm detaylarıyla sizlerle paylaşacağız. Şimdi destek olmak adına videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın dostlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.